seçimle de icra direktörlüğüne getirilen dolardaki TL karşısındaki artış %17'ler 18'ler civarına çıktı. O yüzden bunu vatandaşımıza bu şekliyle yansıtmak demek %6'ya daha fiyatı arttırmak demek. Biz böyle bir şeye gitmeyeceğiz. Yani biz dolarla alıp TL ile sattığımız için aradaki fark vatandaşımızın aleyhine gelişecek bir fark. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Kendi içimizde bunu yine balans edeceğiz. Kendi içinde eriteceğiz. O yüzden doğalgaz fiyatlarında Türkiye'nin maliyeti açısından herhangi bir düşüş sağlanmadı. Ama dolar bazında gazın fiyatı düştü. Ama TL maliyeti açısından bu düşmedi. O yüzden biz bunu bir artış şeklinde vatandaşımıza yansıtamayız. Böyle bir kurgumuz yok. Irak'la isterseniz kısaca ben de oraya gireyim. Şu anda 57 tankerle yaklaşık 47 milyon varillik bir sevkiyat oldu. Biz bu sistemi kurduktan sonra. Bunu son derece önemsiyoruz. Nereden bakarsanız bakın 3 milyar dolarlık bir ciro demektir. Bu da Irak'ın normalleşmesi adına konan katkıdır. Enerji piyasası açısından Türkiye'yi nasıl bir... Tipik BP ortaklığı çerçevesinde Rumeli sahasında çalışıyoruz ve orada da inşallah 200 bin varillik günlük bir üretim hedefleniyor. Buna da inşallah yine Irak'ın normalleşmesi adına kat koymuş olacağız. Normalde Rumeli'ye biliyorsunuz Kuzey Irak sınırları içerisinde kalan bir yer değil. Bizim Bağdat'ta yaptığımız 4 tane büyük anlaşmanın bir parçasıydı bu. Ve o petrolün 200 bin varilin sahibi olan Türkiye olmayacak orada. O servis anlaşmaları ile yapılmış bir anlaşmadır. Nedir servis anlaşmaları? Her çıkarttığınız varil başına aldığınız ücret üzerinden yapılan ihaleyi Türkiye'nin kazanmasıdır. Yani diyelim ki bir varillik ham petrol çıkarttığınızda şu anki satış fiyatı 58 dolarsa biz orada 3 dolarını, 3,5 dolarını o anki ihalenin neyle sonuçlandığına bağlı bu. 2,5 dolarlar olanlar var, daha yüksek olanlar var. O ücreti bizim aldığımız servis anlaşmalarıdır. Ama bu Irak'ın normalleşmesine konan katkıdır. O açıdan bunu çok fazla önemsiyoruz. Bize soruyorlar Fatih Bey, niye Irak'ın normalleşmesi bu kadar ilgilendiriyor? Eğer Suriye'nin anormal durumu, Irak'ın anormal durumu, istikrarsızlığı bizi ilgilendiriyorsa, tabii ki o ülkelerin normal durumu ve istikrarı da bizi ilgilendirecektir. O açıdan komşu, kardeş ve yakın olduğumuz kardeşlerimizin normalleşmesi tabii ki bizi de sevindirecektir. 50 milyar ruble ayırmıştı kamu bütçesinden ve rublenin dolar karşısındaki değer kaybından sonra buraya giren dolar miktarında tabii ki azalma oldu. Ama şu ana kadar 3.1 milyar dolar yalnızca Akkuyu Nükleer Güç Santralı için para girdi Türkiye'ye. Ve Türkiye'de şu anda Rusya ortaklığıyla beraber alınan bankada bu para yatıyor ve kullanılıyor tasarruf içerisinde. Önümüzdeki ay inşallah liman ihalesinin yapılıp temelinde atılacağı bir noktaya gelmiş olacağız. O da nereden bakarsanız bakın 700-800 milyon dolarlık bir iş. Biz takvimde herhangi bir gecikme olmaması için gayret ediyor, uğraşıyoruz. Ama büyük projelerin tehditleri ve fırsatları bitmez demiştim. Nükleer güç santralları da tabii ki bu büyük projelerden bir tanesidir. 16 milyar metreküp doğalgaz yerinde. Doğalgazda 28 tane Avrupa Birliği üyesi ülke arasında en ucuz doğalgaz satan ülke şu anda Türkiye'dir. Ve elektrikte de en ucuz satan sanayi ve mesken abonesi açısından baktığımızda ilk 3'te ve ilk 5'tedir. En ucuz satan. Şimdi ben bu Gileborn'un değeri 1 lira. Yarı 50 kuruş olmaz mı diyorum. Olabilir ama değeri 1 lira. Yani ben elektrik fiyatlarının yarı fiyatına düşmesini belki herkesten daha fazla isteyen birisiyim. Ama bunun bir değeri var. Bir maliyeti var. Biz enerji sektörü olarak kamu genel bütçesine herhangi bir yük olmadan bu sektörü yönetmeye çalışıyoruz.